Küçük kelebeği yapacağız bu videomuzda. Antenlerini iğne oyasıyla yapılıyor. İğne oyasını bilmeyenler için mekikten uyarladım. Yapmak isteyenler için güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdiden yapmak isteyenler için kolaylıklar diliyorum. Yeni bir videoda beraberiz. Hoş geldiniz. Bu videoda küçük, narin, incecik bir kelebek örneğini yapacağım. At ipimi katladım ve başlıyorum. 25 çift düğüm atıyoruz. 25 çift düğüm attıktan sonra alt ipimizi katlıyoruz. Hiç düğüm atmadan tekrar alt ipimizi katlıyoruz. Burada da 25 çift düğüm yapıyoruz. Tekrar alt tepemizi katlıyoruz. Dördüncü kez alt tepemizi katlıyoruz.
4 tane de yapmış olduk. Aslında ilk başlarken alt ipi 2 kere çekmek lazımdı. Ben onu unuttum. Şuradan boşluk oluşmaması için ipi doladım. Bak bu şekilde. Şurada olan ipi. Burada boşluk oluşmaması için şuradaki kanadından dolaştırdım. Ve burada düğüm attım. Arada boşluk oluşmaması için. Ve burada kuyruk kısmını oluşturacağım. Beyaz iple bu sefer antenlerini yapacağım. Şu ipi üstünden alıyorum. Bir buradan, bir de bu tarafından ipi dolandırdım. Bu kuyruğu bir sağından bir solundan ipi dolandırdım. Ve düğüm atmaya başladım. Ve düğümleri sürekli işaret parmağından tarafta atıyorum. Kıvrılmasını sağlamak için. Şöyle bir kısa geldi.
Tepemizi katlıyoruz. Antenin baş kısmını yapmak için. Bu kısmını iğne ile yapıyorlar. Ben iğneyi bilmediğim için, biraz zorlandığım için mekikten uyarladım. İki tane düğüm attım. Küçük bir anten kafası yapıyorum. Alt ipimi çektim. Düğüm yap. Yakıyorum. Daha önce ördüğüm beyaz ip de yapmamıştım. Onu da yakıyorum. Evet, antenimizin bir tanesini yapmış olduk. Aynı şekilde diğer antenini de yapıyoruz. İpimi bir kuyruğun sağ tarafından bir sol tarafından dolandırdım ve düğüm atmaya başladım. Bir çift düğümden sonra tek düğüm ve sürekli İşaret parmağı tarafından kıvrılması için atıyorum. Yine bir kısa tutabildim.
Şu pembe iplerinde 10 2 tane 12 çift demet. Evet, bu kelemeğimiz de bu şekilde. Şöyle güzel yıkamadım. Evet. Bu kelebeğimiz de bu şekilde. Bu kelebeklerden var ancak iğne oyasıyla yapıldığı için iğne oyası bilmeyenler bu şekilde yapabilir. Bir videomuzun sonuna geldik. Farklı videolar çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Yeni videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla, huzurla kalın.